AK Parti Genel Sekreteri Gül Nizip'te Nizip ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ilk olarak Nizip Belediyesi'ni ziyaret ederek burada ilçe kaymakamı Harun Sarı Fakıoğulları, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile birlikte ilçedeki daire amirleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi. Daha sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne geçen Gül, Başhekim Ümit Görgülü ve Hastane Müdürü Abdülkadir Erdoğan'dan hastaneyle ilgili bilgi aldı. Son olarak Nizip Belediyesi'nde mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıya katılan Gül, mahalledeki sorunları dinleyerek yapılması gerekenler konusunda notlar aldı. Sizleri de bir bu anlamda bir dinleyelim. Neler söylemek istersiniz, neler ayrıca takip etmemiz gerekir bu konularla ilgili. Sizlerle de bir hasbihal edelim istedik. Tabii Gaziantep'te özellikle hem Irak'taki hem Suriye'deki gelişmelerden dolayı bu anlamda bir takım esnafımızla ya da kira fiyatları yüksek diye memurumuzla bazı buraya gelenlerin bir takım sıkıntıları oluyor. Ama onlarla ilgili de elimizden ne gelirse bunları yapacağız. Tabii Suriye'ye komşuyuz. 900 kilometre Suriye ile komşuyuz. Suriye'de bir şekilde yangın olunca bize de etkiliyor. Ama hem onlara yönelik, misafirlere yönelik ev sahipliğimiz ve bu anlamda gösterdiği bütün duyarlılıklarda tarihe altın harflerle geçecek gerçekten kahraman. Nitekim Avrupa'ya 100 bin, 200 bin kişi gidince ayağa kalkıyorlar. Ya biz bunun altında nasıl kalkarız diye. Bu yükü de bu son göçmenler, misafirler oraya gidince onlar ne kadar zor olduğunu anladılar. İnşallah hatta görüşmeler neticesinde Türkiye'ye de mültecilerle ilgili destek anlamında da bir takım destek verme yönünde Türkiye'nin ne kadar büyük bir yük aldığını herkes gördü, bütün dünya gördü. İnşallah bu sorunları da hep beraber aşacağız. Bu arada tabii terör belası da yine son zamanlarda devletimizin yoğun mücadelesini hepiniz takip ediyorsunuz. Bizim için burada ana ilke teröristle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama bölge halkına asla bir zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Güvenlik güçlerimiz oradaki terör unsurlarıyla sonuna kadar mücadele ediyor. Asla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir toprağına, bir karış toprağına, bir taşına bile kimse zarar veremeyecek. Bu konuda kararlıyız. Niye bu kadar uzuyor? Çünkü biz sivil vatandaşlara asla zarar gelmesin diyoruz. Yani Diyarbakır gibi peygamberler şehrine maalesef dinsiz, dinden uzaklaştıran bir terör örgütü, vatandaşları dinden uzaklaştırmak isteyen bir terör örgütü. Bu salat oldu. Camileri bombalıyor. Yani hangi kitapta, hangi vicdan sahibi bir insan bunu yapar? Camileri bombalıyorlar. Ondan sonra okulları bombalıyorlar. Neden? Çünkü çocuklar cahil olmayınca bu örgütlerden uzak kalacaklar eğitimde olunca. Camiler, insan Allah'tan korkarsa bir insanın canına kıyar mı? Kıymaz. O yüzden camilerden rahatsız oluyorlar. Ama biz bölge halkı da çok dindar. Geçen bir teyzemizin dediği gibi keşke evim yıkılaydı da bu cami yıkılmayaydı diye ağladığını hepimiz gördük. Biz bu sorumuzu yerine getireceğiz. Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Uzamasının sebebi orada bir vatandaşımız hayatını kaybetmesin diye bir hassasiyetle bu çalışmalar, terörle mücadele sürdürülüyor. Hem hukuk çerçevesinde kalarak hem de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii özellikle bu Rusya kriziyle beraber de sanki kendi uçakları düşmüş gibi birilerini de görüyoruz. Aslında bu krizler İnsanların nerede, nasıl durduğunu da gösteren önemli anlar. Yani bir insan kriz zamanında nasıl durur? Kurtuluş Savaşı'nda Şahin Bey'le, Şehit Kamil'le mi beraber olur? Yoksa bu olaylara Fransız mı kalır? Bu zamanlarda belli oluyor. Sanki kendi uçağı düşmüş gibi ağlayan, sızlayanlar oldu bu krizde. Türkiye'nin yanında yer almayıp da Türkiye'nin aleyhine çalışanlar, Türkiye'ye karşı olumsuz düşünceler besleyenlerle bir arada oldular. İşte dün birisi gidiyor Rusya'da ziyaret ederek
biz bir anlamda sizin de Türkiye arasındaki bir mücadelede ya da bir gerilimde sizin yanınızdayız diye mesajlar verebiliyor. Bunu söyleyenler de Türkiye'lilik iddiasıyla yola çıkanlar. Bunlarda asla Türkiye'lilik yok. Bunlar zihinsel olarak Moskovalaşmış insanlar. Bunların bu topraklara verebileceği hiçbir şey de yok. Birisi diyor ki Türkiye ile İran savaşsa ben İran tarafını tutarım diyor. Bunu diyen bir milletvekili. Bu insandan bu ülkeye ne kendi partisine ne bu ülkeye bir fayda gelmez. Türkiye diyor ki sarin gazı gönderiyor. Türkiye Suriye'deki şeyde oradaki muhaliflere sarin gazı gönderiyor diye iftira atıyor. Türkiye bu kadar alçakça düşmanlık yapan bu kişiler de özellikle tarihte daha önceleri de öyle olmuştur. Enver Paşa geleceğine, Edirne'yi kurtaracağına, Bulgar gelsin diyenler var. Fatih Sultan İstanbul'u fethetmek için hazırlık yaparken Bizans'a haber götürüp şurada şu sur yapıyorlar, şu gün fethi yapacaklar, gelecekler diye Bizans'a haber uçuranlar da vardı. Dünya durdukça bu hainler olacak. İşte paralel yapı da bunların içerisindedir. Birçok asker, polis içerisinde ülkemizin aleyhine işler yapan bu hainleri de tarih yazıyor. Ama milletimizi affetmeyecek. Biz duruşumuz milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bunun için de daha fazla çalışacağız. Çünkü bu milletin her şeyin en güzeline layık. 1 Kasım'da da bunu gösterdiler. 7 Haziran'da da gösterdi. Siz bir takım eksikleriniz olursa 7 Haziran gibi yaparız. Ama toparlarsanız 1 Kasım gibi yaparız dedi. Aynı vatandaş, aynı seçmen. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı 1 Kasım'dan itibaren yarın 1 Kasım seçim varmış gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda sizlerin de önerileri, destekleri ve bu anlamda da bizlere yol göstermenizi bekleriz. Ne gibi yapmamız gerekenler varsa bunları da istişare etmeyi arzu ederiz. Zaten kaymakamımız, belediye başkanımız sürekli sizlerle mahalle buluşmaları olsun, sivil toplum buluşmaları olsun hep bir arada değerlendiriyorlar. Ama bizler de ayrıca bize ifade etmeniz gereken hususlar varsa onları dinlemek isteriz. Siz. Özellikle buna öğleden evvel bayağı bir şey... Değil mi? Yani çekleri yazılanlar... Yazılmış, ödemişler. Bu bankalarda şey görmüş. Sicilde, merkez bankası kullanıyor. Ben de kredi almada zorlanıyorum. Bu bir sene içerisinde bayağı İslamlarımız sürümlü. Alçaklar sürümlü. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hep karşılarında engel. Bunu bir nasıl? Geçenlerde geldi de bize. Köyün hafif dışında, kendi arazisinde yani köyün içerisinde arada iki direk atmaları lazım. Onun için İskan ve Rusya'sı. İskan ve Rusya'sı.